Merhabalar, fotoğraf ve video eğitim serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fotoğraf makinesinin çalışma prensibini detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Fotoğraf makinelerini dijital makineler ve analog makineler olmak üzere iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Dijital makineler kabaca, DSLR profesyonel fotoğraf makineleri, aynasız fotoğraf makineleri ve dijital olarak fotoğrafları kaydedebilen cep telefonu kameraları gibi türlerden oluşur. Analog makineler ise günümüzde genelde hobi amaçlı kullanılan mekanik ve basit elektronik yapılarda oluşan ve kimyasal film şeridi üzerine fotoğrafı kaydeden eski tip makinelerdir. Yine bu makinelerin amatör ve profesyonel olmak üzere farklı türleri bulunur. Fotoğraf makineleri objektif ve gövde olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Objektifin görevi dışarıdan gelen ışığı toparlayarak fotoğraf makinesinin gövdesine ulaşmasını sağlamaktır. Gövde ise gelen ışığı kaydederek fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlar. Fotoğraf makinesinin ana çalışma mantığı ışığın kaydedilmesiyle ortaya çıkan görüntüdür. İlk bölümde bahsettiğimiz kamera obscura denilen karanlık oda mantığı fotoğraf makinesinin temelini oluşturur. Küçük veya büyük, her fotoğraf çekebilen aletin içerisinde farklı şekillerde kamera obscura sistemi vardır. Işığın fotoğraf makinesi lensinden içeri girmesiyle fotoğrafın oluşum süreci başlar. Lensten içeri doğru hareket eden ışık, objektifin içerisindeki yapı sayesinde belirli bir noktaya toplanır. Dijital fotoğraf makinelerinde algılayıcı sensöre yani CCD dediğimiz elektronik parçanın üzerine düşen ışık, elektronik sinyallere dönüştürülerek hafıza kartına kaydedilir. CCD, dijital olarak görüntüyü kaydeden tüm makinelerin en önemli parçasıdır. Filmli, analog fotoğraf makinelerinde ise ışığın gövdeye ulaşması dijitallerle tamamen aynıdır. Işık gövdeye girdikten sonra kimyasal film şeridinin üzerine düşer ve fotoğraf kimyasal olarak kaydedilir. Analog fotoğraf makinelerinde bundan sonraki süreç biraz daha zahmetlidir. Üzerine fotoğraf çekilen film karanlık odada bazı kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra fotoğraf kağıdına baskı alınarak elde edilebilir. Işığın fotoğraf makinesi içerisindeki bu yolculuğu cep telefonu kameralarından büyük fotoğraf makinelerine kadar tamamen aynıdır. Sadece makinenin türüne ve teknik özelliklerine göre ışığın oluşturduğu fotoğrafın kalitesi değişiklik gösterir. Sonraki bölümlerde değineceğimiz enstantane ve diyafram gibi teknik değişkenlerle ışığa müdahale edilerek fotoğraflar daha estetik hale getirilebilir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.